gitsin. Ahbaplarını getirmeye gitti. Şimdi böyle bir su kenarındayız. Yukarıda çeşmeden gelen sular var aşağıya doğru. Su içmeye gelen arılara şerbet alıştırıyoruz. Yarım saat içinde arı nüfusu arttı. Şimdi uçtukları tarafı kontrol edeceğiz. En son aynı bölgede döndük. Arıyı bulduk. Ölmüş bir kalamak ağacının tepesindeki kovukta. Yavrum arı sardı mı bana seslenin, ben uzaklaşayım. Baltayı verin mi hocam? Sen hiç kıprama hocam. Nasıl kıprama ya, beni yerler burada. Kıprama. Sardılar, ben gideyim uzağa. Kendine al, uzaklaş hocam. Tamam, kamera çekiyor buradan, iyi mi? Ya görüyor musun hocam? Bak gördün mü Tat ya? Oo! Onu çeksene yakından. Sen gelme sen. Gelme. Sardı mı arı? Ara sardı vallahi. Şimdi geri kameramızı koyalım. Bak. Vallahi. Ana yılmaz yap bir şey alak, tepeyi alabilirsek. Süper bal yapmış, süper. Bunlar gel. Ne diyorlar? Ha. Koy. Ha. Üstüne koy. Ha. Koy. Hı. İnşallah ana oradadır. Bu da yavru. Başa tutma. Oh, benim en soktu anam. Alele epe gitti. Göreyim bak nasıl toplanıyor. Her tarafından girmeye çalışıyoruz. Ana arıyı buldum, içeriye koyduk. 5 dakika içinde önü kalabalıklaştı. Tabii akşam olmasını da söyleyeyim. Evet, akşam da oldu zaten. Şimdi alıp götüreceğiz bahçeye. Arıyı dağdan getirdik, bahçeye koydum. Şimdi bir bakalım durum ne. Şimdi biraz kekten şerbet vereceğim. Üç buçuk çıta kadar bir arı. Şurada bir tane kendi dalağı var, yavrulu dalak. Şimdilik ellemeyeceğim, onu iyice bir temizlesinler, yavrular bir çıksın. Sonra alacağım. Şimdilik kapatalım artık. Öğleden sonra çok rüzgar alan bir bölge burası. Şurada benim zaten yükselttiğim bahçe sınırı vardı. Onun altına koydum. Altını biraz daha yükselteceğim daha sonra buranın. Rüzgardan dolayı da taş koydum üstüne. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.